Efendim cümleten merhaba. Güzel bir gün, güzel bir konuk ve yine güzel bir konuyla huzurlarınızdayız. İnşallah Ramazan'ın ilhamını, bereketini, feyzini yine sizlerle beraber arayacağız. Ama bugün hangi konuğumuz var, hangi kıymetli konuğumuz var hemen onları arz edeyim. Süleyman Küçük Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. 8 aydır İzmit'imizdesiniz. Evet. İzmit Müftülüğü vazifesini yürütüyorsunuz. Elhamdülillah. Eyvallah hocam. Siz geldiğiniz zaman da hemen zaten haberini aldık. Dediler ki, nasıl ifade edeyim hocam? İhtiyar delikanlı mı diyelim? Yani uyar, benim için bir sıkıntı yok. Eyvallah. Yani bir ucunda genç... bir delikanlılık olsun da, önü ihtiyar olsa da zaten var bizde. Eyvallah hocam. Yok. Bir genç hocamız geldi dediler. Elhamdülillah. Gençlerle arası iyi olan. Biz de hiç olmazsa hem... Genç olmasa da gençlerle arası iyi olan ifade daha güzel. Estağfurullah hocam. Evet, gençlik ruhun bir... Elhamdülillah. Durumu mu diyelim yani beden? Hani ne diyor hocam Yunus Emre Hazretleri? Yunus öldü diye sala verirler. Ölen hayvanıymış, aşıklar ölmez. Aynen. Yani gençlik de aşkla ilgili bir şey. Dolayısıyla yaşlanacak, geçecek bir durum söz konusu değil. Bulunduğunuz ortamlar... Bulunduğunuz, beraber olduklarınız mutlaka size bir değerler açısından bir şeyler katıyor. Eyvallah hocam. Dolayısıyla biz de kendi durumumuzdan çok etrafımızda bulunan veya bulunmasını istediğimiz veya beraber olmayı arzu ettiğimiz gençler eyvallah, bize ilham kaynağı oluyorlar. Bize güç ve kuvvet adeta aşılıyorlar. Hani onların diliyle bu elektriklenmede biz de nasibimizi alıyoruz gençlerden. Dolayısıyla onlarla beraber olmak gönül dünyamda bir mutluluk veriyor bana. Bu da benim için en büyük kazanç. Hocam biz de zaten biraz o örnekleri dinleyelim istedik sizden. Çünkü artık gerçi hep böyleydi insanlık da. Hani bir model istiyor, görmek istiyor. Bizim üzerinde konuştuğumuz ayetlerle, hadislerle ortaya koyduğumuz değerleri ete kemiğe bürünmüş olarak görmek istiyor. Onu görmediği zaman demek ki bunlar sadece konuşulan şeylermiş gibi. Çünkü yaşandığı kadar var malumunuz. Daha önceden Bandırma'da bulundunuz. Evet, buradan önce Bandırma'da. Yani orada da yine gençlerle olan ilişkinizi işte öğrendik. Efendime söyleyeyim, onlarla bir araya geldiniz sürekli. Tabii burada sizin temel kaygınız, hatta burada belki de bizim şimdi bir araya gelme sebebimiz bu değerlerin aktarılması. Evet. İnancın da, kültürün de, geleneğin de aktarılması. Çünkü bizim temadiyetimiz, devamlılığımız da bununla mümkün. İsterseniz buradan alalım hocam. Gençlerle iletişim, onun yolları veya gençlerin hayat karşısındaki durumları, bizim onlara hatta toplum olarak da böyle hani her kişinin kendi pozisyonu gereği de destek olmamız. Evet. Bu çerçevede bir başlayalım isterseniz. Ben de bu mübarek Ramazan ayında böyle güzel bir sohbette beraber olma imkanını veren ve emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah hocam. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı, birliktelikli, birbirini anlayan, paylaşabilen, infak şuuruyla Ramazan orucunu idame ettirebilen olmayı nefsim ve tüm toplum için ben de Rabbimden temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii yıllar geriye baktığınız zaman farklı görünüyor. Pencere farklı, görüntü farklı. Güne baktığınız zaman da farklı görüntü var. Yarınlara bakmak istediğinizde neler görmek istediğiniz noktasında farklılıklar var. Hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla söze başlarken şunu söylemek istiyorum. Hayata üç pencereden bakmayı başarabilenler her zaman hem başarılıdırlar, hem mutludurlar, hem de huzurludurlar ve etraflarına da ışık saçabilirler. Dünü unutmamak lazım, pencerenin birincisi. Çünkü orada ibret var, çünkü orada yaşananlar var, çünkü orada hayatın olmazsa olmazları var. Bugünden hiç kimse vazgeçemez, çünkü dün geride kalmıştır, yarın bir umuttur. Elimizde olan bugündür. Bugünü iyi görmek lazım, iyi yaşamak lazım, iyi paylaşmak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Ama tabii bunları yaparken son zamanlarda bizim üzerimizde ki bu arzu etmediğimiz bir ölü toprağı gibi serpintilerin bir parçasında da şu ifade var.
İyi söyleyelim iyi olsun, iyi diyelim iyi olsun. Evet, evet. Bu söz üzerinde zaman zaman düşünüyorum. Eksik bir ifade. Tabii ki iyi düşünelim. Ama iyi düşünmek yetmiyor ki. Eğer iyi düşünmeyle olsaydı bütün düşünürler dünyayı iyilikle ayağa kaldırırlardı. Demek ki iyi düşünmek ama iyi şeyler yapmak gerekiyor. Onu tamamlayan şey eylem, tabii, amel. Hayatı eylemle hem kendimiz için hem de etrafımız için. Tabii burada en önemli faktör, en önemli iyiliği paylaşmamız gereken, yarınlara taşımamız gereken hemen önümüze bir nesil çıkıyor. O da gençlik. Evet. Bu noktada ben ara ara da ifade ederim belki sohbetimde ama çok değer verdiğim bir ifade olduğu için şunu hemen paylaşmak istiyorum. Genç zoru başarandır. Evet. Hayata böyle bakıyorsanız, hayata böyle bir yolla çıkıyorsanız, o zaman yapmak istediğiniz iş sizden korkuyor, siz işten korkmuyorsunuz. Herhangi bir güçlü, zorlayarak da olsa, yorularak da olsa aşmaya çalıştığınızda onu aşabiliyorsunuz. Çünkü orada zoru başarmak adına yola çıkan inançlı Müslüman gencin idealinde, inancında şu var. Ben bu zorluğu başaracağım. Bu zorluğu başarırken Rabbimin yardımı benimledir. Rabbinin yardımı kendisinde olan mutlaka başarıyı, mutlaka arzu ettiği hedefi yakalayacaktır. Dolayısıyla özellikle çocukluk yıllarımızdan beri çok önem verdiğimiz gençlik buluşmalarında son yıllarda ben bunu özellikle Bandırma'daki, bundan 8 ay önce Bandırma'daydık malum. O 4 yıllık birlikteliğimizde gençlerle olan yoğunluğumuz, inanın geceler, günler 4 yıl nasıl geçti böyle anlatmaya kalksak siz de takdir edersiniz hocam gerçekten. Eyvallah hocam. Bunlar buraya nasıl sığdı diye. 2014, 13 Eylül'de ben Bandırma'ya geldim. 15 Eylül'de cumartesi gelmiştim, pazartesi göreve başladım. Hemen üniversite gençliği dendi. Arkasından orası Balıkesir Üniversitesi'ne bağlıyken bir sene sonra çıkan kanunla orası tek başına Bandırma 17 Eylül Üniversitesi oldu. Müstakil bir üniversite oldu. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Süleyman Özdemir hocamız ve bütün gençlerimiz. Ola ki belki bir yerlerden bizi izlerler, kulaklarına eyvallah giderler. Hocam. Ben onları hepsini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah hocam. Çünkü orada sizin bu kadar gençlerle buluşmanızda onların da emeği evet, var. Evet. İlk arkadaşlarla toplantı yaptık meslektaşlarımızla. Evet. Merkezdeki cami görevlileriyle, tabii ilçe müftüsü olarak ilk şeyimiz onlar, elimizdeki veriler onlar. Dedik ki arkadaşlar mahallelerinde oturan, camisiyle ilişkisi olan veya olmayan gençlerle bir araya gelmeye başlayalım. İlk toplantı müftülükte yaptık. 41 kişiydik. Hani bizim bir tabir var ya 41 kere maşallah. Evet. Sonra bir saydık 16 tanesi biz hocalardık. Geriye kalan 25 kişi üniversite öğrencilerimizdi. Kız ve erkek. Bunlarla yola çıktık. Ondan sonra hemen bir iki hocamızla falan görüştük. Dediler hocam bir gençlik grubu oluşturun. Hemen üniversitelerde dernek falan değil de kulüp diye malum ifade ediliyor. Hemen bir kulüp oluşturduk. O kulüple birlikte gençlikle diyaloğa başladık. Çok farklı şeyler yaşadım. Çünkü çok alışılagelmiş bir olay değildi. Gençlik üzerinde de kurumsal tanıtım çok iyi değil. Yeni yeni biz bu alandayız. Doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yani 24'te bu yana var olan bir kurum. Ama bazı kesintilerle, bazı nedenlerle çok iç içe olmamız gereken eğitim kurumlarıyla falan zaman zaman adeta iç içe olmamız engellenmiştir de diyebiliriz. Yani veyahut da imkan tanınmamıştı. Ama son yıllarda Allah razı olsun devlet büyüklerimiz eğitim mekanizmasındaki bu işlerliği ve bizim oralarda olmamızın gerekliliğini görenler önümüzü açtılar. Bize bu konuda imkan verdiler, destek verdiler. Biz elhamdülillah şu anda biz İzmit'te 30'a yakın manevi rehberle üniversite yurtlarında,
gençlik merkezlerinde, ki bizim ayrıyeten İzmit Müftülüğü'nün gençlik merkezimiz de var. Evet. Orada fevkalade çalışmalarımız devam ediyor. Oradan buraya işte nasip, oradaki gençlikle ilgili o başladığımız 41 kişiyle birlikte çok güzel zamanlarımız oldu. Mesela aklıma gelmişken hemen bir anı paylaşayım. 2016'ydı zannedersem çok veya 17 ağır bir kış yaptı o sene, 16. Çok fazla kar yağdı. Hatta Bandırma'da oralara çok kar yağmaya alışık olmadığı için sabahleyin market ve fırın ihtiyacı için baktığımızda baktık ki insanlar market ve fırın önlerinde kuyruğa girmişler. Yollar tıkandı bir gün. Yani tabii kar çok yağıp da yolların tıkanmasına alışık olmayınca halk zannetti ki kıtlık falan olacak. Herkes panik. Depolamak için bir panikleme olmuştu. Tabii biz alışıyoruz. Ben Karadenizliyim, Rizeliyim. Benim köyümde 2 metre kar yağdığını bilirim. Hala 50-60 santim kar bizde hep normaldir zaten. Çok şey sayılmaz. Oradan yola çıktık. O sene o gençler hepsine selam olsun. Onlardan şu anda mezun olan, iş bekleyen burada Kocaeli'nde, bu civarda Sakarya'da oturan gençlerimiz var. Ayda bir ziyaretime geliyorlar. Onlar sağ olsunlar. Müftü amcalarını unutmazlar. Biz, hem muhabbetiniz, irtibatınız devam ediyor onlarla. Biz onlarla dostluk kurarken temel prensibimiz şu idi. Amca baba yarısıdır. Ben müftü amcanız olarak baba yarısı olmaya talibim. Her derdinizi dinlemeye, çözüm üretemesem de paylaşmaya hazırım dedikçe çok ağladığımız beraber, çok güldüğümüz, birbirini dinlediğimiz, çözüm üretirken neler yapabiliriz sorusuna birlikte cevap aradığımız bir gençlik. Hocam özür diliyorum. Altını çizmek istiyorum bunun da. Belki de bizim temel vazifelerimizden ve hatta sorunlarımızdan da birisi bu. Makamların üzerine çıkamamak ya da makamları yumuşatamamak. Mesela müftünüzüm demek başkadır. Oraya bir amca eklemek başkadır. Ya, tabii bu amcalığın da sorumluluğu başka, yani o da neticede elbette ayrı bir yükümlülük. Amcayım dediğinizde, ben baba yarışayım dediğinizde bir evladın babadan isteyebileceği, baba ile paylaşabileceği, hatta bazen baba ile paylaşamayacağını sizinle paylaşabilmeli. Doğru. Yeri geldiğinde bir gencimizin, bir evladımızın başını göğsünüze yaslayıp ağlayabilmeli. Sizin elinizi öpüp sizi kucaklayıp sevincini paylaşabilmeli. Eğer ona siz zaman ayırabilirseniz, eğer ona değer verirseniz, bizim gençliğimiz bu ya. Yani benden bir parça gençlik. Evet. Ben öyle bakıyorum. Benim olan şey benim kadar her zaman kıymetlidir. Bu gençlik benim gençliğim. Gençlik bizim için her zaman en az benim kadar kıymetlidir. Eyvallah. Öyle baktık hocam, hayata. Hocam siz öyle Bandırma'da kar yağınca, yollar kapanınca bir panik oluştu dediniz ya. Şu geldi aklıma şimdi. Şimdi kalpten kalbe giden yol kapalı olduğu zaman da insan bir telaş, bir panik, bir korku, bir tedirginlik hali yaşıyor. Bugün mesela bizim işte gençlerde şu sorun, bu sorun, birçok şey sayıyoruz. Savurganlıktan işte. Hayatta sorun bitmez ki. Bitme ama işte o yol kapalı. Yani onda belki de işte ben böyle O çok kötü tabii. Evet, yani o yolu açabilsek. Belki araya koyduğumuz mesafeler bizim birbirimizi anlamamıza da, dostluğumuza da, muhabbet olmamıza da her şeye engel oluyor. Evet. O engelleri kaldırmalıyız. Engelleri kaldıralım derken benim müftü olmam, onun genç olması, ay o değişmiyor. Ama onu siz ona ben müftüyüm değil, ben İzmit'in müftüsüyüm, müftü amcanım, baba yarısıyım. Onu verdiğiniz zaman da bizim gençlerimiz gerçekten değerli. Eyvallah. Gençlerimiz kıymetlisiniz. Çok çok önemlisiniz. Çünkü bugün sizinle, yarın biz siz yine bu vatanda olmak ve daha sonraki nesillere bu aldık güzellikleri, emanetleri taşımak durumundasınız. Yani bu kadar önemli bir görevde beraber olduğum gençliğin, düşünemiyorum bile. Biz o kar meselesinde şunu ifade etmek istiyordum. O sene bir ülkeye, biz Yemen olacak galiba. Yok, Yemen değildi. O zaman Yemen'den önceydi. Bir hatırlarsam onu da ifade edeyim. Giysi, yiyecek, şu bu toplayalım dedik. Benim prensibimdir.
Yani Kur'an ve sünnetin ölçülerinin dışarısında öyle halkın evinde bulduğun eski pörsümüş, küflenmiş kenardan getir değil. Eyvallah. Kürsüden, merkezi sistemden halka ilan ettik. Dedik ki biz giysi, battaniye, devresim, her şeyi toplayacağız. Ayakkabı, her şey, çocuk oyuncağı. Ama bunları alırken bir, az giymişiz ama bir ihtimal bir şey olmuş, kilo almışız, zayıflamışız, kenarda evet. duruyor. Bunlar önce temizlikçide temizlenecek, ütülenecek, güzelce de disiplinlenecek, gelecek. Öğrencilerle bir müftülüğün altında 140 metre bir salonumuz vardı. Orayı çalışma atölyesi gibi düzenledik. Hocam özür diliyorum. Bir ara vereceğiz ama buraya aradan sonra devam etsek mümkün mü? İnşallah mümkündür. Eyvallah. Mümkündür. Çünkü bunu hem çok böyle hızlandırıp da araya gitmesin istiyorum. Doğru. Bu örnekli hiç olmasa daha rahat hissettirelim. Olsun, tabii ki. Değerli dostlar, Süleyman Küçük hocamızla birlikteliğimiz devam edecek. Birinci bölümün nihayetine geldik. Güzel bir örneklik söz konusu. İkinci bölümde buna devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir Müftümüz Sayın Süleyman Küçük hocamızla beraberiz. Sayın hocam, bir yardım hareketinden bahsediyordunuz. Orada evet. yarım kaldık. Buyurun hocam lütfen. Arakan için çalışma yapmıştık. O karlı ve o soğuk gecelerde gençler, eli öpülesi gençler, gerçekten hepsini alnından bir kez daha öpüyor, tebrik ediyorum. Kızlarımız, erkeklerimiz, ben onlara bir taraftan gece saat 12'ye 1'e kadar çay hazırlıyoruz. Yukarıda hanım lojmanda yiyecekler hazırlıyor falan. Dışarıdan yiyecekler getiriyoruz. Ama onlar o Bandırma'daki toplanan tırlar dolusu giysileri biz gelişi güzel kolilerle göndermedik. Gençlerle çocuk giysisi, kız erkek giysisi yani her şeyi kolileştirdik, ayırttık. Tam 24-25 gün çalıştık. Böyle bir iki sınav arasıydı. Mükemmel bir çalışma yaptık. Tabii burada şu da vardır. Yani bunu gençlerimiz beni anlarlar. Gençlerimiz tabii gurbettedirler. Yani bu gurbette olan gençlerimizin birçoğu da Türkü Cumhuriyetlerden. Özellikle Azeri öğrencilerimiz çoktu orada. Şimdi tabii bu öğrencilerin gurbette ciddi ihtiyaçları var. Allah razı olsun devletimiz iyi bir burs veriyor. Yani bugünkü burs limiti az bir şey değil. Evet. Her ailede o kadar destek verdiği zaman da ama veremeyen aileler var. Biz öğrencilerimizle, gençlerle, öğrenci ifadesi pek şey değil de gençlerle biz konuştuğumuz zaman da bana şunu söyleyen kızlarımız, erkek öğrencilerimiz de şunları görürüm gençlerde. Hocam ben buradan artırdığımı anneme gönderiyorum. Babama gönderiyorum diyenler var ve bunu yapanlar var. Hatta bir defasında yapmayın gençler falan dediğimde ertesi gün bana 3 tane genç annesine babasına gönderdiği paranın dekontunu getirmişti. Burada mesele şu değerli hocam. Gençliğimiz değerli. Çünkü ben değerliyim. Gençliğimiz kıymetli. Evet. Çünkü ben kıymetliyim. Benden olan, benim olan benim gibidir. Benden daha iyi olmak durumundadır. Gençliğimiz bu hocam o yolun ölçüm. Açılması için temel bir bakış açısı bu olsa gerek herhalde. Çünkü ben kıymetliyim ama gençler bir kıymet bilmiyor. Kıymetsiz dediğiniz an... Yok hocam, gençliğimiz çok kıymetli. Yolu kapatıyorsunuz. Hocam. Her genç nesil bir önceki nesilden farklı yaşamıştır hocam. Evet. Ben babam gibi yaşayamadım ki rahmet ruhlarına olsun cümle geçmişlerimize. Abi. Babam dedem gibi olamadı ki. Dedem rahmetlik emekli yüzbaşı, babam tek evlat olmasına rağmen köyde bakkal işletmiş... Ama yaşadıklarıyla, ifadeleriyle bize zaman zaman adeta eğitmiş. Onlar bizim için ayrı bir değer. Ama dün onlar. Ama bugün onlarla değiliz. Onlardan kalan örneklerle yaşıyoruz biz. Bu örnekleri biz yarın yaşayacak olan, yarın emanet bırakacağımız bu vatanı, bu ülkeyi bırakacağımız, emanet edeceğimiz gençliğe nasıl aktaracağız? Geçmişi unutursak, geleceğe sırtımızı dönersek
biz arada yok olur gideriz. Evet. Bir de bizim biçimlerimize çekmeye çalıştığımız zaman da onları kaybediyoruz sanki. Şekle çok takılıyor. Şekil evet biraz bizim takılmıyor. Şekil biçim de biraz. Şimdi şekil dediniz de madem anılardan konuşacağız. Eyvallah dinleyenlere hocam. De bir şey olsun. Cumhuriyet Meydanı'nda bir stand kurduk. Gençleri çağırıyoruz, geliyor, gidiyor falan. İkramlarımız var. Evet. Benim temel anlayışım şudur. Nerede dostluk, muhabbet varsa orada ikram olmalıdır. En az bir çay, bir kahve veya bir lokum, bir çikolata veya hocam, bir yemek neyse olmalıdır. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var, onu hatırladım şimdi. Diyor ki, dostun yanına boş giden değirmene buğdaysız giden gibidir. Yani değirmene buğdaysız yani, gidilmez. Evet. Eyvallah. Şimdi orada tesadüfen bizim Karadenizli bir gençle tanıştık. Gencimiz genç işte yani o gençlerimizin üzerinde var olan bir şey. Evet. Kulağındaki pesi var. Saçları işte yani kendine göre bir şeyde. Stil vermiş. Oturduk yani. Konuştuk ettik falan. Tabii doğal olarak ben gençlere branşım gereği yani ben bir ilahiyatçı olarak bir müftü evet. olarak. Gençler cumalarda buluşuyoruz değil mi falan bak ben falan camideyim davetler yapıyoruz. Genç dedi ki ya hocam aslında gelmek istiyorum da arkasına bir şeyler yerleştirdi. Dedim olur mu öyle şey ya? Bak dedim yarın cumadır ben burada merkez Haydar Çavuş Camisi'nde olacağım. Seni de bekliyorum. Arkadaşlarınla gel. Cumadan sonra da beraber geçeriz şurada bir şeyler yer içer azıcık muhabbet ederiz. Biraz da hemşeri ayağına Karadenizlik meselesi. Neyse geldiler cuma günü. İyi de geldiler maşallah. 36-37 kişiydik. Aha. Geçtik bir yerde oturduk, içtik, konuştuk falan. Çayımızı, çorbamızı. Cumaları söz aldım bunların. Dedim gençler nerede olursanız olun cumanızı hayatınızın bir biri var dedim. Yani haftada bir cumada olmazsa yani elhamdülillah Müslümanım demek de dedim. Yani yetmeyecek bu işe falan. Oradan doğru gençler söz verdiler. Genç söz verdi mi korkma hocam arkasında durur. Eyvallah hocam bu delikanlı önemli bizim, bir şey. Bizim gencimiz delikanlıdır tanımayanlar bilsin. Bizim en zaafları olan en zayıf tarafı olan gencimiz orayı nasıl doldurursa doldursunlar ben nokta nokta bırakıyorum. Son 15 Temmuz'a bakalım. 15 Temmuz'da 251 tane şehit verdik. Orada kimler var bir bakalım. Çoğu genç. Bu gençliği tanımanın, bu milleti tanımanın en son örneğidir orası. Çanakkale'ye gidersek, başka yerlere gidersek zaten tanırız da, dünya zaten tanımıştır da ama orada en son örnek vardır. İkinci cuma, gencimiz arkadaşlarına diyor ki ya sele okundu, Müftü amcaya söz verdik. Hadi cumaya gidelim. Müftü amcaya söz verdik, sözünü bir başka arkadaş sonradan söylüyor. Bu bana yetiyor. Elhamdülillah. Bir değer var orada. Bir de hocam özür diliyorum. Müftü amcanızım demek başka, bir başkasının müftü amca demesi başka. Ya, tabii yani ki. Muhatabınız farklı bunu söylüyorsa şey. Evet. Demek ki sizde olan gitmiş demek. Kabul görmek yani. Güzel kabul bir şeydir. Kabul görmek. Kabul yani. Görürseniz, kabul ederseniz kabul görürsünüz. Eyvallah. Ha bu da önemli hocam. Yani, bu da önemli. Biz kabul ettik kabul onları. Kabul görürsünüz. Biz onları her türlü sahip olduğumuz imkanları onlarla paylaştık. Ve bakın arada onu da kısa da söyleyeyim. Buyurun hocam. Gençlere ben zaman zaman arkadaşlara ya bir sorun bakalım. Gençler bizimle olan diyalogumuzda nedir yani yakınlık nereden şey kaynaklanıyor? Mı? Gençlerin %90'ının söylediği şey şudur. Müftü amcamız bize değer veriyor. Müftü amcamız bizim için değerlidir. Onun için onun daveti bizim için şarttır. O çağırır biz gideriz. 15 Temmuz'da da ben bunu yaşadım. Geceliğin saat 9.30'da ben Cumhuriyet Meydanı'na indiğim zamanda... Pardon, 12 gibi Cumhuriyet Meydanı'na indiğim zaman da üniversite tatil olmasına rağmen hocam bir anda etrafımda 200-300 tane genç birikti. Evet. Hocam ne yapacağız hocam? Sen söyle biz yapalım, oturun gençler. Böyle bir şey yaşadık. Ve biz o Arakan yardımında daha iyi kaynaştık, daha iyi dostluklar kurduk. Ama şu vardı hocam, yani gencin ani bir karşılaştığı bir sıkıntıda hemen gecenin saat 1'inde beni uykumdan ikisinde kaldıran gencimiz oldu. Hocam babam vefat etti. Gitmem gerekiyor ama ulaşamıyorum, edemiyorum, param da yok gitmeye diyebilecek kadar yakınlık kurduk. Hmm. Para mesele değil, o bulunuyor hocam. Günümüzde tabii. O sıkıntısı yok. Önemli olan gecenin saat 1.30 ikisinde benim burada müftü amcam var. Beni yolda bırakmaz. Alır getir. Evet arabamla gittim evinden. Yurttan aldım onu, götürdüm, şeye koydum, gönderdim. Cenazesini açtığında verdik.
Allah razı olsun bize bu imkanı tanıyanlar, devletimizden milletimize. Biz öyle bir yerdeyiz. Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanları olarak bizler, vakıf hizmetlerimiz bizim bu hizmetlerimizi her zaman öne çıkarıyor. Eyvallah hocam. Ve biz bunları yaşarken şunu da yaşadık tabii, bunu da geçmeyelim. Hocam bir şey daha müsaadenizle. Estağfurullah. Normalde görev tanımında bunlar olmaz. Ama sizin bunu görev görmeniz önemli. Şimdi burada bir altını daha çizeceğimiz nokta çıktı aslında. Yani mesela bu vakıf hizmetleri, bu imkanları bize vermiş hocam, diyorsunuz asıl ya. Asıl görev bu. İşte yani burada sizin kendinize bunları görev atfetmeniz hocam önemli olan. Yani bizim de, biz de şimdi üniversitede hocalık yapıyoruz. İşte imamlar, camiler, ama siz sadece ana hatlarıyla çizilmiş görev sınırında kalırsanız hiçbir değeri taşıyamıyorsunuz da aktaramıyorsunuz da. Çünkü o zaten işte maaş. Aidiyet ruhunu oluşturmazsanız en kralını çalıştırın, başarı elde edemezsiniz. Evet. Aidiyet ruhu oluşacak. Biz de farklı yerlerde zamanında okuduk ettik. 69'da İmam Hatip Okulu'nda son zamanda girmiştim. Evet. 77'de de İnegöl'de imamlıkla başladım ben. 77'den beri Diyanet şemsiyesi altındayım. Eyvallah. Yani birileri bundan bir şey çıkarmasın. Zaten işin sonundayım ben. Şurada 1,5 senem kaldı. Yaştan emekli. Ama ben... Estağfurullah hocam. Sadece müftülüğün 1,5 yılı. Yok tabii, ondan sonra ben emeklilik demiyorum ona zaten. Eyvallah. Emektarlık diyorum. Eyvallah. Benim bazı değerlerim vardır. Ben bütün hoca meslektaşlarıma onu söylerim. Emektarlık. Emekliyim deyince hayır diyorum ben. Emektar olunuz, emekli olmayınız. Çünkü bu hayat onu gerektiriyor. Tabii, emek sahibi olmak yani. Evet hocam. Biz bu noktada gençlerimize verdiğimiz değerin karşılığını bugün buluyoruz. Ki yarın biz olmayınca zaten bulacağız onun karşılığını. Ve ben mesleki hizmet alanını hiçbir zaman için daireyle sınırlandırmadım hocam. Bize hocalarımız şunu öğrettiler, atla. Büyüklerimiz evet. Şunu öğrettiler. Mesai başlar bitmez. Prensip bu hocam. Öyle başlıyoruz günü, öyle devam ediyor. Onun için hep mesaideyiz, hiç bitmiyor mesai. Gecenin hangi saat olursa olsun. Burada da öyleyiz şu anda. Elhamdülillah. Ramazan geliyor. Şu anda programlar dolu dolu. Her akşam üniversite gençleriyle eğitim merkezinde, kendi mahallemde şu anda yüzlerce evde üniversiteli gençler var. Geçen onları toplamak için Kandil'de bir iftar dedik. 100 kişi olur mu dedik, 300 kişi geldi. Aynen. Varlar. Gençlerimiz yeter ki sizi görsün, tanısın ve size güvensin. Elhamdülillah bu noktada ben Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesinin altında bugünlere gelmekten mutluyum. Hani derler ya, tekrar dünyaya gelsem böyle olurum. Samimiyetle söylüyorum. Abartılı değildir. Bin defa, 100 defa, kaç defa da gelsem Diyanet Camiası altında, Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesi altında, Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleriyle bu toplumun içinde olmaktan her zaman zevk duyarım. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı yaşamam. Hocam bir şey geldi hatırıma. Buyurun. Şimdi siz örnekleri anlatıyorsunuz. Böyle biz gençleri de zaman zaman belli işte tanımlara, etiketlere koyuyoruz. Şöyle oldular, böyle oldu. Şu çoğalıyor, bu artıyor falan gibi. Yani sizin gençlerle olan bu hatıralarınızdan en çarpıcı olan böyle... Şimdi gencin bir defa gençim diyen kişinin şeyini anlamak lazım, psikolojisini. Evet. Yani bir şey söylüyorsa genç, onun arkasında başka bir şey var. Onu söyleten bir neden var. Öfkeden mi söylüyor? Veya size bir tepki duyuyor da onun için mi söylüyor? Mesela bir örnek vereyim. Bandırma'da gençlerle diyalogumuz hızlı bir şekilde gelişiyor. Yine işte rektörümüz Süleyman Hocamız, Özdemir Profesör Doktor Hocamız, kulakları da çınlasın. Saygı ve sevgilerimi, hürmetlerimi de gönderiyorum. Ona da ve arkadaşlarına da. Tüm öğrencilerimize de sevgilerimi gönderiyorum. Bu kulüpleri artırıyoruz falan. Bir başka kulüpte olan 3-5 tane kız öğrencimiz bundan kendilerine bir tepki oluşturmuşlar. Geldiler randevusuz falan. Ki zaten biz üniversiteli öğrenciler, yani randevuyla çalışmam ama bazen gerektiriyor. Tabii. Ama üniversite öğrencileriyle olduğu zaman da randevu mefhumu yok. Onlar ne zaman gelmek isterlerse onlara mutlaka bir zaman ayırmaya çalışıyorum. Geldiler, kabul ettim onları. O gün de yoğun bir gün. 3-5 randevum var, iptal ettim onları. Saat 10-10.30 gibi geldiler, aldık onları, teslim. Oturduk, buyurun dedi. Daha içeri girdi makamda oturmadan, tabii sonradan anlıyorum ben bunu, 5 tane kızımızın ayakta henüz, oturun kızlar buyurun falan dedim. Bir tanesi aralarında sözcü olduğunu anlıyorum. Hocam dedi, biz ateistiz. Ben duymamazlığına geldim.
Tamam kızım dedim. Buyurun oturun bakalım falan. İkramlar başladık sohbete. Oradan buradan baban ne iş yapıyor? Anne sen neredesin? Şuysun. Bu sohbetler. Ondan sonra öğlen vakti geldi. Sohbet devam ediyor. Yani bana bir şeyler söyleyip bir tepki koyup da hadi kalkalım gidelim bitti o iş. Yok. Artık müftü amca diyaloğu başladı. Devam ediyor. Değilse yemek vakti geldi. Dedim kızlar tamam ne canınız istiyor? Ne yersiniz falan. İkramları yaptık. Tam 2 saat 40 dakika onlara zaman ayırdım ben. 5 tane öğrencimize. Kendi işinizi askıya aldınız. Evet. Gerçi işinizi demeyelim, iş zaten bu. Randevularınızı askıya aldınız. Çok önemli bir iş benim için. Eyvallah. Bu gençlerle yemeği yedik falan. Dedim ki gençler hadi şimdi bir kahve daha içelim makamda. Size ondan sonra uğurlayacağım dedim. Tabi bu arada dinliyorum. Derdin var mı? Bir sıkıntın var mı? Bir ihtiyacın var mı? Olmasın. Sormak önemli bir şeydir. Hani bir çay evet. içer misiniz teklifi bile insanı memnun eder ya. Tabii. Bir gencimiz oraya gelmiş. Yani gencim, kardeşim var mı bir sıkıntın? Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı demek ona bir rahatlık veriyor. Ya demek ki beni burada dinleyecek birisi var rahatlığı getiriyor. Evet. Güven oluşturuyor. Çıkarken kahveleri de içtik kalkacaklar. Döndüm bu kızımıza. Dedim kızım girerken bir şey söylemiştin. O konuda dedim sözünü tamamlar mısın? Şöyle döndü yanıma geldi makama. Müftü amca dedi elini öpmek istiyorum. Ben de anladım ki en az sizin kadar Müslümanmışım. Ve ondan sonra bakın o 5 tane gencin isim vermeyeceğim. 3 tanesini biz ilahiyata 2. üniversite olarak onların bazı masraflarını karşılayarak açıktan ilahiyat okumalarını sağladık. İlahiyat okuyorlar Çanakkale'de şu anda. Gencimiz değerli. Gencimiz kıymetli, gencimizin aklı başında. Ama ben de benim gibi olan dostlarım, kardeşlerim, sahip çıkın bu gençlere. Açılın bunlara, korkmayın bunlardan. Bizim evladımız. Hocam bir de o dediğiniz yine altını çizeyim müsaadenizle. Estağfurullah. Yani bir şey söylüyorsa onun arkasında başka bir şey var. Şimdi oraya öfkesi varsa onu söylettiren bir neden var. Ha o neden yani biz ondan dolayı onu da onu dinlemesen anlamıyorsun işte hocam. Yani. Evet. Onu dinlemeseniz olmuyor. Ve siz orada ateizmi konuşmadınız, sadece muhabbet ettiniz. İlgilendiniz, derdi var mı onu sordunuz. Annesinden, babasından, işinden, gücünden 2 saat 40 dakika çay, kahve, muhabbet sonra kendine geldi. Yani belki de bizim bugün işte şu haberde şu bilmem köşe yazıları şu bilmem şu bir yığın bir şey yazılıyor. İşte gençler şöyle ateist oldu, deist oldu. Ne olduğu konusunda bilgisi bile yok. Ama bir tepki o. Yani o tabii onu hakkını vermek lazım. Bir tepki var. Ama hocam burada... İşte o yollar tıkalı. Şunu ifade edeyim. Estağfurullah ben hocam, kendi kurumumdaki büyüklerime de bu sözümü ulaşsın isterim. O da şu. Böyle seminerler, büyük toplantılar falan. Hocam bunlar eğitime katkı sağlamıyor. Bunlar zaman zaman geçici birliktelikler. Değil mi? Salon programları büyük. Böyle az, öz, herkesin meramını anlatabileceği, herkesin katkı sağlayabileceği küçük topluluklar. Ve sonra onları bir araya getirmek. Biz o 41 kişiyle başladığımız birlikteliğimizi bir sene sonra iftar sofrasında ki ondan büyük yerimiz yoktu. Yoksa 2'ye de katlanırdı. 870 kişiye çıktığımızı gördüm. Bir kandil gecesi. Bizim kandillerde bir uygulamamız var hocam. Kandil gecesi programıdır. Evet. Oruç tut iftar et diye. Biz iftardan 1 saat önce salon hazırlanır, toparlanır. Kur'an-ı Kerim okunur, sohbet edilir. Öğrencilerimiz bir sunum yapılır, orada söyleşi yapılır. Söyleşilerde bazı öğrencilere sorular sorulur, kitap hediye edilir falan. Sonra hep birlikte iftarımızı ederiz. Sonra camiye çıkar ki burada da geçen kandilde aynı şeyi yaptık 2 kandilde. Öğrencilerle o diyalog o artarak devam eder. Artık sizin öğrenci, o gencimizi tanımaya ihtiyacınız yok. Evet. O sizi tanıyor zaten. Otobüste, sokakta, bir yerlerde Müftü amca dediği zaman da o size yetiyor zaten. Evet. Bunu sağlamak lazım. Ama şunun altını çizeyim. En kötü, en yani gerektiğinde kesip attığım yer mesela tırnağımdır değil mi? Ama bu tırnak benimdir. Ben bu tırnağı başkasına ne kırdırırım ne kestiririm. Eğer fazlası varsa ben keserim. Çok ama güzel. Tırnağım benimdir efendim ondan vazgeçemem. Eyvallah hocam. Ama gençlik deyince de gözümün nurudur. Bakın tırnak gençlikle eşdeğerde verilen bir şey değil. Bunu bir şey olarak söyledim. Bir örnek olarak söyledim. Ama gençlik ne diyoruz? Geleceğimiz, gözümüzün nuru.
o değeri verdiğimize, ya benim gözüme bırakın başkasının bir şey atmasını, etmesini, bir ufak toz düşsün istemiyorum. Bu kadar kıymetlidir. Samimiyetle söylüyorum. Benim tanıyan, bilen gençler zaten bilirler. Hiç böyle abartı falan yoktur. Gönlümden geldiği gibi söylüyorum. Gençlerimiz bu kadar değerlidir, bu kadar kıymetlidir. Çünkü yarınlara verdiğim değeri o gençlerle beraber buluşturacağız inşallah. Eyvallah hocam. Hocam burada bir yine altını çizeceğim bir yer müsaadenizle. Tabii biz böyle hoca olunca kitabı oku altını çiz, öğrenciye bir şey söylüyorsun evet. altını çiz, öğrenci Tabii. bir şey anlatıyor, o burası evet. çok önemli altını hemen bir tahtaya. Biz de dersi mesela beraber oluşturuyoruz yani ana kavramları vesaire. Güzel bu hocam tabii ki. Yani. Şimdi yani tırnak örneği aslında mühim. Bu benim tırnağım. Bunu siz... Benimsemek hocam, kabullenmek. Evet yani keseceksem de ben keserim demek aslında her şeyle bir defa kabul dediğiniz gibi hocam. Ve yapılacak bir şey varsa da tabii onu yine sürece, imkanlara, ortama, muhataba göre uyarlamak. Hocam burada müsaade ederseniz bir ara verelim. Üçüncü bölüm devam edelim. Aynen. Değerli dostlar, İzmit Müftümüz Süleyman Küçük hocamızla muhabbetimiz devam ediyor. Gençleri konuşacağız. Hatta müftü amca olmayı konuşacağız daha doğrusu. Böyle bir konu daha doğrusu ağır bastı. Gençlere müftü amca olmayı konuşmaya devam edeceğiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Değerli dostlar, Sayın Süleyman Küçük hocamızla muhabbetimiz devam ediyor İzmit Müftümüz. Gençlerin müftü amcası olmaya geldi, dayandı ana mevzu. Şimdi bu konuda devam edeceğiz. Hocam, gençlerle olan hatıralarınız var, paylaştınız ama şu da var. Tabii siz mesela Bandırma'daki görevinizde o hatıranızı paylaşırken gençler geldiği zaman mesela arkadaşlar bilir dediniz. Demek ki sizin oradaki hassasiyetleriniz kuruma da yansıyor. Oradaki çalışma arkadaşlarınıza da yansıyor, kadronuza da yansıyor. Kadroyu bu yönde geliştirmek mi diyelim, düşündürmek mi diyelim ya da bu şekilde hassasiyet sahibi kılmak nasıl evet. mümkün, nasıl bir süreç ya da o buna benzer hatıralarınız. Hocam. Şu anda burada İzmit'ten azıcık söz edecek olursak yetmeliyiz. Şu anda çünkü İzmit'teyiz ve bu hizmetler burada yürüyor. Evet. Ben değerli gençlerimizin bizimle olan bu zaman diliminde, bu süreçte hızlı bir şekilde artarak bir yoğunluk, birliktelik yaşamaya başladık. Evet. Bunlardan bir tanesi onların bizi davet ettiklerinde davetlerine icabet etmek. Bazen kendimizi onlara müftü amcaları olarak daveti sağlamak, ev ziyaretleri, kendi iyilik evlerimiz var, öğrenci evlerimiz var biz erkek. Ama şunu yapıyoruz artık. Bizim yurtlardaki manevi rehberlerle, hoca hanım ve hoca efendilerle bizim hemen hemen her hafta en az bir gün müftülükte bizim 20-25 kişilik bir masamız var. Orada kendi imkanlarımızla güzelce onların sevdiği şeylerden kişiye ikram ederken gencin neden hoşladığını biraz bilmek lazım. Sofrayı hazırlıyoruz beraberce sohbetli kahvaltılar. Şu anda birlikteliği sağlamak için böyle bir yol izliyoruz. Burada tabii hem müftü amcalarının sofrasında olmaları, tanışmak, kaynaşmak hem de kurumu tanıtmak. Tabii. Yani şimdi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz, İmam Hatip'i geçtim ki İmam Hatip Okulu'nda da yapıyorum şu anda bunları. İmam Hatip Lisesi öğrencilere de yapıyoruz. İlahiyatta okuyan bir gencimiz müftü olmaya aday ama müftülüğü tanımıyor. Şimdi bunlar benim ilahiyata gitmemden önemlidir. Oradaki gencimizin kuruma gelmeli, orayı tanıması evet. önemlidir. İmam Hatip Lisesi herkese öğrencilerimiz, bizim burada İzmit'te güzel imkanlar var. Anadolu liselerimizde ilahiyat sınıflarımız var. Onlarla, ben onlara evet. gidiyorum. Sağ olsun Sayın Müdürümüz Mustafa Bey, öğretmenimiz Mustafa Hoca. Onları alıp geliyorlar bize. Onlarla beraberiz. Şimdi Ramazan geldi. Onlarla mukabeleler. Mesela yazın şu anda gençlere buradan özellikle ilahiyatçı gençlerimize, İmam Hatip Lisesi son sınıflarda falan olan gençlerimize yaz kurslarında stajyer gibi yardımcı olarak mesleği tanımaları, meslekte
ehilleşmeleri için, mesleği tanıyıp yarın da başarılı olabilmeleri için böyle bir uygulama yapıyorum. Ben bunu birkaç senedir devam ettiriyorum. Gençlerimizi de boş bırakmıyorum. Eyvallah. Onlara bir haftalık harçlık da bir taraftan. Hmm. Gençtir yani, gelecek orada her gün. Hem öğrencilik yapıyor, hem de oradaki hoca hanıma, hoca efendiye yardımcı oluyor, mesleğe tanıyor. Bir taraftan da hocam, onlara siz de ezberlerinizi, tecvid kurallarını falan hocalarınızdan ders alın diyoruz. Böyle güzel bir birliktelik başlattık. İzmit'te yavaş yavaş o kaynaşmayı sağladık. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim hocam. Tabii vakıf hizmetleri çok önemli. İyi dostlar kuracaksınız. Ben ismini vermek istemiyorum ama şu anda benim İstanbul kaynaklı falan 2-3 tane dostum var. Benim bütün çalışmalarım da vakıf aracılığıyla bize zekatlarıyla, infaklarıyla yardım ediyor. Bu sene bizim Ramazanımızın konusu da infak. Yani dolayısıyla şu anda ülkemizde yaşanan biraz sıkıntılı dönem içerisinde de baktığımızda biz her hafta sosyal yardımlaşmada 5-600 dosya görüşüyoruz kaymakamlıkta. Ben o 5-600 dosyanın içinden her hafta gittiğimde, gidebildiğimde 30-40 tane tespit ederim. Gelir onları tekrar araştırıp tekrar onlara nasıl yardımcı olabilirim diye uğraşıyoruz. Toplumda ciddi dertler var. Evet. Acısı olanlar var, derdi olanlar var, borcu olanlar var, hastası olanlar var. Dertli olmak lazım. Dertlenmek lazım, dert dinlemek lazım. Derdi dert edinmek lazım. Yoksa sırtını dönüp, gözünü çevirip, başını çevirip bakmayın. Bu kolay. Ama evet, yani o zaman insan olmaktan öteye Müslüman olduğumuzu Rabbimize nasıl, ya Rabbi beni de tabii, beni de kulluğuna kabul et demek nasıl olacak? Yüzümüz olmaz tabii. Olmaz. Hatta insan olmak için bile bunlar gerekli işler, insan için. Değerli hocam, Cenab-ı Hak hüsrandan, yanlıştan insanın çıkması için, evet, Asr suresini hatırlarsak. Eyvallah hocam. Amenu, iman ve amilus salihat, salih amel, amen, güzel işler, hakkı ve sabrı tavsiye etmek, kabullenmek ve onun idamesi için gayret göstermek. Bir tanesini almayla olmaz. Evet. Siz sadece bir ana madde yiyeceği alarak ben bundan bunu yaparım diyemezsiniz. Doğru. En az lazım olan o yemeğe tuzdur. Tuz acıdır, kendi başına yenmez ama yemeğin de olmazsa olmazıdır. Onsuz tadı olmaz. Olmaz, evet. Onun için gençliğimiz yine oradan şey yapalım. Hocam. Şu anda tabii kurum olarak bizde ciddi bir gençleşme var. Gençleri Başkanlığı'nda ciddi bir gençleşme var. Ben teşkilatımdan hep bunu bekliyorum. Gençlerin küçük gruplar halinde eğitilmesi. Akil insanlara ihtiyaç var. Yaşananları günümüze nasıl aktarılır? Bugünün gençliğini geçmişteki sıkıntılara yeniden bu ülkenin düşmemesi için sorumlulukları onlara nasıl anlatılır? Ben gençlere şunu söylüyorum, burada ifade edeyim bir kez daha. Eyvallah hocam, lütfen. Üniversite bittiği zaman en cicim, en güzel, en iyi zamanınızı yaşıyorsunuz. Üniversite bittiği zaman olmazsa olmaz 3 tane ciddi sorun sizi bekliyor. Yük bunlar. Nedir hocam bunlar? İş, aş, eş. Bunlar kimse kaçamaz. Doğru. Hazırlıklı olacağız bunlara. İş olmazsa olmaz. Ya şu anda bir sürü gencimiz var. Beni arıyorlar, geliyorlar. Hocam ne olursun ya, bir yerlerde zaman zaman yerleştiriyoruz onları. Onların derdi benim derdimdir. Eyvallah hocam. Ben hep şu gençlere şunu söyledim. 3 kızım bir oğlum var, evladım olarak. Allah 3 kız bir erkek çocuğu da torunum var. Ben müftü de deyim aynı zamanda. Yani gençlerin müftü amcasıyım ama çocukların da müftü dedesiyim. Yani ben şunu isterim sayın hocam ve bunu uyguluyorum. Benim meslektaşım, bir hocamın veya bir hoca hanımın çocuğu beni bir defa gördüğü zaman ikinci kez ben müftü amcama gideceğim, müftü dedeme gideceğim diye müftü dedesinin ona vereceği çikolatayı, ona verdiği değeri, onun bir, ben çocuğun yanağını kolay kolay öpmem. Çocuğun elini öperim. Çünkü çocuk ondan hoşlanır. Yanağından öpülen, ancak çok çok sizi beğenirse çocuk, değer verirse size, sizi kabullenirse alnından öpünüz veya elini öpünüz. Eli öpmek öptüğünüze değer vermektir. Biz büyükler biri elimizi öptüğü zaman da ne oluyoruz? Değil mi? Biraz mahcup, biraz tuhaf, ama, biraz görmediğimiz bir şey. Ama bir de şöyle tatlı bir gurur veriyor. Yani bana değer verdi ve elimi öptü diyorsunuz. Hele bir de kucaklayıp musaffa ederseniz. Bir mevlütüm var benim, hala son sınıfta okuyor. Azerbaycanlı, Bandırma'da.
Onun güzel bir tespiti var. Yaşarken öğreniyorsunuz hocam. Eyvallah. Son zaman ayrılırken dedi ki hocam, şu mevludum diye diyor beni kucaklamanız var ya, bir baba şefkatiyle bir müftü amca olarak ben her defasında anneme babama gidip gelir gibi oluyorum diyor. İşte bu bana yetiyor hocam yani. Mesele o duyguyu, o hissi vermek. Çocuklar şu anda işte 8 aydır buradayız. Arkadaşlarımız hepsi bilirler. Geçen hoca hanım öyle diyor. Hocam diyor arabayla fark etti diyor müftülü. Arabayla geçerken çocuk ağlamış bağırmış illa ben müftü dedeme gideceğim. Onun oraya gelmesi, ben onu bir kalkıp ayakta, çocuk ya 5 yaşında, karşılamam, elini öpmem. Ona kapıyı açıp şurada bak neler var, bunlardan hangisini beğenirsin ama bir tane alacaksın deyip kendi beğendiğini oradan alması. O onun yeter. Kendi dünyasındaki müftü dedesinin ona verdiği değeri o bir yere koymuş. Onu ben izah edemem zaten. Evet. Çünkü onun içindekini ben bilmiyorum. Hocam aslında şöyle bir anlayışımızın da olması lazım. Bunu ben bir sohbette dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Eskiler diyor insana hürmet ediyor. Çünkü insan yani... Cenab-ı Allah şah damarınızdan daha yakınım diyor. Elbette. Onun ruhundan üflenmiş insanlarız, mahlukuz. Dolayısıyla burada yaşın bir önemi yok. Yok yok, hiç şey değil. Dolayısıyla 5 yaşında da olsa o insan Cenab-ı Allah'ın ruhundan üflenen bir varlık. Ve aynı yakınlık onun içinde. Dolayısıyla o hürmete layık bir insan. Bunun 5 olmuş, 10 olmuş ya da şu makam, şu statü. Hiç şey değil hocam tabii. Dolayısıyla o noktayı yakalamak belki bizim için bizim en önemli nokta. Bizim şu anda hocam. Alanda çok ciddi bir hizmet verdiğimiz Gençler Başkanlığı olarak 4-6 yaş okul öncesi sınıflarımız var hocam. Hı. Ya şu anda 1500'e yakın bizim burada öğrencimiz var. Hocam henüz burada daha tabii tam o şeyi kuramadık ama samimiyetle söylüyorum. Hala haberleşiyoruz hoca hanımlarla falan, hoca efendilerle, evet. Gençlerimiz. Benim sesimi onlara duyuruyorlar falan. Hep birlikte çocuklar. Müftü dede diye bağırıyorlar. Niye? Bu şunun için söylüyorum bunu. Biz çocuklarla öyle bir yakınlık, diyalog kurduk ki, kurmaya çalışıyoruz ki, çocuk derste ben salona girdiğimde sesle benim sesimi duyduğu zaman samimiyetle söylüyorum. Hoca hanımlar çocuklar orada zapt edemiyorlar. Çocuklar hep birlikte koşarlar, sarılırlar, müftü dedemiz geldi diye. Ve biz şunu çocuklara benimsettik. İki dede değil, 3 dede. Bir de müftü dede. O 4-6 yaşlara. Ya bu sevgi böyle bir şey hocam. Seviyorsanız hiç korkmayın, sevilirsiniz. Ama seviyorsanız, seviyor gibi görünüyorsanız demiyorum. Seviyorsanız mutlaka seviliyorsunuzdur. Gönlümde var olanı hiçbir zaman için izlemem. Seviyorum ben de. Yani yaşım 64'a girdi ama samimiyetle söylüyorum. Gençleri görmek, onlarla olmak, onların o dünyasında olmak, onların arasında olmak ne olursa olsun. Kıyafetiymiş, giyimiymiş, şuyu buymuş. Elbette ki gönül farklı şeyler istiyor. Benden büyükler de benden farklı istemişlerdi. Benim evet. Babam rahmetlik ömründe zannetmiyorum bir kravat taktığını. Ama benim de 40 yılı geçti, kravatsız senem yok, günüm yok. Yani takıyoruz. Olsun. Burada önemli olan şey şu. Altını çizerek şunu söylüyorum. Yaptığınız iş nokta nokta ne olursa olsun. Severek yapın, sevmediğinizi yapmayın. Ben mesleğimi seviyorum. Eyvallah. Hocam bir de mış gibi yaptığınız zaman zaten karşıya hissediliyor bu. Hissediyoruz. Hatta şöyle bir kanaat oluştu. Acizane söyleyeyim hocam. Biz söylediklerimizden ziyade gizlediklerimizle insanların kalbinde yer ediniyoruz. Yani söylediğimiz mış gibi olabilir ama biz neyi saklıyoruz burada? Gerçekten sevgi varsa zaten gidiyor. Hani kalpten kalbe giden bir yol. Ama yoksa orada... Ve o bir güven oluşturuyor hocam. O sevgi güvene dönüşüyor. Evet, evet hocam. Güvene ama yoksa dönüşüyor. Bir noktadan sonra vitrinlik olan her şey zaten tuz buz oluyor yani. İnsan şunu bilmeli kadar. Hocam. Bu genç için de böyle, hepimiz için böyle. İnsan şunu bilmeli. Ben bu kapıya giderim, kapı bana açılır. Bir. İki, benim derdim burada dinlenir. Ha çözülmeyebilir ama benim sözüme itibar edilir, dinlenir. Bugün... Devlet ricalinde de, onu temsilen bizlerde de, esnafında da, eşrafında da buna ihtiyaç var. Birbirini dinlemeyen, dinlemeyince de anlayamayan, birbirinden teknolojinin getirdiği sıkıntılarla uzaklaşan bir toplumun içerisinde siz gençliğe değer vereceksiniz ve bu gençlik sizi kenara koyacak. Asla. Yaşayarak söylüyorum.
değer verdiğinizin iki katını en az bulursunuz. Fazlasını buluyoruz da en az iki katını bulursunuz. Peki hayal kırıklığına uğradığınız bir tecrübeniz yok mu hocam? Hayal kırıklığına... Hani değer vermenize rağmen, sevmenize rağmen. Uğradığım var. Onu çünkü da, hayat matematik değil hani. Onu da söyleyeyim. Yani bu çok şey değil ama işte gencimizi yarım kalmıştı o. Cuma'ya gönderdiğimiz gencimizi ikinci hafta birileri caminin kapısından hadi be senin bu camide ne işin var saçınla küpenle falan sen erkek misin kız mısın diye sevgili gençler kusura bakmayın ama bu örneği de vermek durumundayım. Geri çevirenlerle büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben çünkü o geri çevirenler Türkiye'de işte bir cemaat mensubuyuz biz şuyuz biz buyuz kendini bir yerlere koyan Müslüman olma adına kendini farklı bir yerde görenlerin yaptığı bir sıkıntıydı bu. Ve biz de ister istemez bir müftü olarak hayal kırıklığı yaratıyor. Niye? Elinden tutup getirdiğiniz bir kişiyi doktor geri çevirse ne yaparsınız? Camide ölüme hoca geri çevirse ne yaparsınız? Hocam. Okulda hoca geri çevirse ne yaparsınız? Bu onun gibi bir şey. Evet. Yani müftü amcama söz verdim diye Allah'a ibadet etmek için gelen bir genci saçıyla, sakalıyla cezalandırırcasına dışarı kovduğunuz zaman siz nasıl bir şey oluşturursunuz? Hala 21. asırda bunlar tabii bizim kırıntılarımız. Ben bunlara takılıp da yani bütün cemaat böyledir de demiyorum. Eyvallah diyemem hocam. Zaten. Ama şurada altını çizeceğim şeyler vardır. Bir, bizim değer verdiklerimizi, gençliğe değer verdiğimizi, toplumdaki değer yargılarını iyi taşıyıp kolladığımızı görenler, varlıklı insanlar bize değer veriyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, altını çizerek söylüyorum, bu toplumun, bu hamurun mayasıyız. Eyvallah. Ama bu şuurda olmalı, bunu görmeli, bunu idrak etmeli, bunu yapmalıyız. Bütün meslektaşlarımdan bunu istiyorum ben. Biraz toplumla dertleşelim. Dertleri dert edinelim. Elbette ki insan annesini, babasını, eşini, çocuklarını, torun torba, kendi efradını ilgilenecek, dinleyecek. Hatta biz bazen diğer tarafa biraz fazla ağırlık verince evdeki bu ihtiyacı bile eksik bıraktığımız da oluyor. Doğru. Zaman zaman oluyor. Ama diğer taraftaki sıkıntıları siz eşinizle, çevrenizdekilerle paylaştığınızda, onlara da görüntü verdiğinizde onlar da size hak veriyor, sizi anlıyor. Yani düşünün, işte yeni burada daha geçen öğrenci geldi. Bir dost, bir hoca hanım, manevi rehberimiz yurtta kalıyor. Cibuti. Evet. Afrika'nın bir ülkesi. Düşmüş gelmiş buralarda, okuyor işte. Yani bir öğrencimiz bu. Yurt ücretini ödeyememiş. Ödeyecek durumu da yok. Onlar ne yapsın şimdi? Hadi git desen memlekete gidecek parası da yok. Şimdi bunu biri dinlemeli değil mi hocam? Bunun derdiyle biri dertlenmeli. Ben ne yapıyorum? Benim acizane yaptığım şey şu. Onun derdini dinliyorum. Derdine merhem olacak eczane var, dostum var. Allah onlara ömür versin. Amin. Ona aktarıyorum. WhatsApp'tan yazıyorum, telefon ediyorum. Veya yazıya döküp onun müracaatını alıyorum. Üstüne bir üst yazıyla ona gönderiyorum. Bu durum budur. Öğrenciye değil ama şu yurdun şu hesabına şunu gönderin. Bu bir ihtiyaçtır. Allah razı olsun. Onun da bana söylediği şey şu. Hocam diyor, bende bu var diyor ama sende de bu var diyor. Bu ikisini yan yana getiremezsek o gariban sebeplenemez. Evet. Köprü olacağız. Bu sefer olacağız. İki taraf da sorumlu olur. Onun ziyan veren olmasından. Veren el ile alan eli buluşturmak bizim olması olmazımız olmalıdır. Eyvallah hocam. Burada dolayısıyla o zaman şöyle bir nokta daha çıkıyor hocam. Yani amca olmaya niyetli, o çabada, o gayretli olan bir insana da imkanı nispetinde destek olmak bir vazife. Toplumda o imkana sahip olan insanların bir vazifesi. Tabii ki hocam. İki taraflı düşünelim bunu. Öyle talep edelim. Hem meslektaşlarımdan müftü abi, müftü amca. Evet. Müftü bey olmak kolaydır. Azıcık kasarsınız kendinizi. Bey olursunuz. Yani, eyvallah hocam. Bütün beylere saygı duyuyorum. O anlamda o ayrı, ben eyvallah. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Eyvallah zaten. Hocam. Ama gençlerimize de bir müftü amca olarak şunu tavsiye ediyorum. Sizler de çok şeyde durmayın. Gidin bakın kurumlara girin. Gidin Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret edin.
bir çayını kahvesini için. Gidin Müftü amcaya geldik nedir, kimdir bu kurum, ne iş yapar? Ziyaret edin. Burada önemli olan şey şu. Karşılıklı birbirimize insani değerleri çok görmeyelim. Zaten insani değerlerle yola çıkan ben Müslümanım, Müslümanım diyen İslami değerlerle yoluna devam eder. Ama insani değerleri de kenara atmayalım. Cenab-ı Hak mükemmel yarattım dediğinin arkasında insandır diyor. Mümin demiyor. Demek ki mümin o ayrı bir mertebede. Eyvallah. Ama yaratılanlar içerisinde mükemmel olan insanoğludur. O zaman biz de mükemmele mükemmel bir değer vereceğiz. Mükemmelin daha mükemmel olması için onu inancıyla bütünleştirip o değerleri ona hissettireceğiz. Eyvallah hocam. Gerisi bizim de devam ediyor. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. Güzel bizi muhabbet oldu. Bizi dinleyenlere, izleyenlere biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Bize bu zaman ayırdılar. Biz her zaman için toplum içinde bu tip sohbetlerde, cemaatimizle beraber olmada, gönül dünyasında, gönlümüzde onlara bir yer ayırmada, Allah ömür verdikçe bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da, bunu da altını çizerek söylüyorum, İzmit Müftüsü olarak bir kardeş, bir dost, bir ahbap, bir yaren, bir müftü amca, bir müftü dede ne gerekiyorsa olmak için Rabbim bize ömür verdikçe şimdi çalışarak yarınlarda da emektar olarak Rabbim sağlıklı ömürler versin ve bu hizmetlerde daim olsun inşallah. Amin. Amin hocam. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Allah değerli Rabbim. Dostlar, İzmit Müftümüz Sayın Süleyman Küçük Müftü amcamızla güzel bir muhabbetimiz oldu. Umarız bu altını çizdiğimiz noktalar bizim hayatımızda da güzel kazanımlara dönüşür, güzel hareketlere, tavırlara, bakış açılarına dönüşür. Ümidimiz, niyazımız yeni nesillerle beraber bu hayatı yaşamak ve bizde oluşan bu birikimi, tecrübeyi onlara uygun şekilde aktarabilmek. Bu duayla, bu niyazla, bu temenniyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı, feyizli, bereketli iftarlar olsun efendim.